Habertürk TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Kübra Par. Açık ve Net'te bir kez daha birlikteyiz. ABD Temsilciler Meclisi 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul eden tasarıyı onayladı. Eğer Senato'dan da bu şekilde geçerse, eğer 4-3 çoğunluğu alırsa direkt geçecek veyahut Başkan Trump'ın önüne gelecek. Peki bu ne anlama geliyor? Yıllardır onaylanmayan bu tasarı neden şimdi onaylandı? Ve sadece bu siyasi boyutunu değil, bugünkü programda işin tarihi boyutunu da açık ve net konuşmak, bütün tarafların iddialarını konuğumuza sormak istiyorum. Peki konuğumuz kim? Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve aynı zamanda eski siyasetçi Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sağ olun Kübra'nın. Şimdi biz bu programda biraz açık ve net sormaya çalışıyoruz soruları. Size de bugün dediğim gibi sadece siyasi boyutunu değil, bu 1915 olaylarına bir tarihçi gözüyle sizin nasıl baktığınızı, bütün iddiaları soracağım. Yani soykırım mıydı, tehcir miydi, ne yaşanmıştı, ne tür acılar yaşanmıştı, niye bu mesele sürekli Türkiye'nin karşısına tekrar çıkıyor, bu anlamda Türkiye'nin tavrı ne olmalı, hepsini sormak istiyorum size. Ama önce şu sıcakla başlayalım. ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını siz nasıl karşıladınız? Şimdi tam da Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra alınmış siyasi bir karar mıydı? Şaşırttı mı sizi? Nasıl yorumluyorsunuz? Aslında pek şaşırmadım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hem NATO'dan hem de normal iki devlet arasında müttefikimiz. Ve aynı blokta yer aldığımız bir devlet olmasına rağmen Türkiye'nin terörle mücadelesinde maalesef her seferinde karşımızda onlara yardım eden bir devlet olarak çıkmaktadır. Biliyorsunuz PYD'yi destekleyen, PYD odaklı bir devlet kurmayı ve bunu Akdeniz'e kadar uzanan bir koridorla da pekiştirmeyi arzu eden bir politika izliyordu. Büyük Orta Doğu Projesi'nin temelinde de bu yatıyordu zaten. Şimdi Türkiye'nin özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla bu belli bir ölçüde engellenir hale geldi. Fakat bu son harekatla birlikte artık bu arzusuna erişemeyeceği kesinleşti. Yani artık PYD devletinin bunun Irak'la da birleşecek daha sonra bir devletin Akdeniz'e kadar uzanan devletin kurulması artık mümkün değil. Bu şartlarda. İşte bunun hangi sebeple kurmak istediğini iyi değerlendirmemiz lazım. Bu Amerika'nın işte 10 bin kilometresinden gelip bu bölgelerde işte barış demokrasi adına yaptığı çalışmaları, savaşları göz önüne alacak olursak aslında durup dururken yapılan bir harekat değil. Terör odaklı da değil. Terör odaklarının kendisini desteklediklerini binlerce tır silah yardımı yaptıklarını hepimiz gözlerimiz önünde gördük. Şimdi tam 29 Ekim'de artık Rusya'yla da bir anlaşmaya vardı. Türkiye'nin ve bu bölgelerin Türk-Rus birliklerinin birlikte kontrol edecekleri bir alan haline gelmesi Amerika'nın tamamen emellerini suya düşürdü. Bir tepki miydi bu, bu karar? Bu aslında siyaseten bir tepkidir. Amerika aslında bir soykırım olmadığını çok iyi bilen devletlerden biridir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz biz Amerika ile savaşmadık. Evet. Amerikan konsolosları ve büyükelçisi İstanbul'daydı ve şehirlerimizdeydi, diğer vilayetlerdeydi. Onların raporlarına bakarsanız zaten oradan çok iyi görebilirsiniz. Ama biraz sonra değineceğiz ona. Direkt sorayım. Şimdi Temsilciler Meclisi'nin onayladığı metne baktığımız zaman Henry Morgenthau, yani 1913-1916 arasında Osmanlı'nın ABD Büyükelçiliği yapan isme bir atıf var. Evet. Metinde diyor ki Morgenthau olayları Ermeni ırkını yok etme kampanyası olarak rapor etti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing ise ona cevabında Ermenilere karşı zulmü durdurma çabalarınız bakanlıkça onaylanmıştır dedi. Şimdi bu ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen şu kararı ABD'nin o dönemki büyükelçisinin ABD Dışişleri'ne yaptığı bu raporlamayla izah ediyorlar. Nedir bu Morgenthau raporu? Niye evet. Bu metin? Şimdi Morgenthau aslında bir kukla o tarihte. Zira Anadolu'daki Amerikan konsoloslarının raporlarıyla
Morgenthau'nun Amerika'ya gönderdiği raporu kıyaslayacak olursanız hiçbirbirine benzemediğini görürsünüz. Mesela Mersin Amerikan Konsolosu Edward Nathan diye bir zat, bu kişi Ermenilerin hangi sebeple nasıl sevk edildiğini, sevk edilirken kendilerine yiyecek verilip verilmediğini, hatta zorla da olsa tren bileti sağlanmak suretiyle Halep'e gönderildiğini yazıyor. İşte yarım milyona yakın insanın gönderildiğini söylüyor. Halep Konsolosu Amerika'nın, yine Jackson'ın raporlarına baktığınızda da diyor ki evet, buraya 486 bin Ermeni gelmiştir. 300 bini değil zordadır. Hama Humus ve köylerinde şu kadar. İşte diğer şu köylerde şu kadardır diye bütün Ermenilerin hepsini yazmış. Ayrıca enteresan bir şey söylüyor. Orada yine mesela o raporda da, şimdi Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kabul eden tasarıda da yer alıyor. Amerika'nın Orta Doğu Yardım Kuruluşu vasıtasıyla işte şu kadar 112 milyon yardımda bulunuldu diyor. Doğru. Evet, doğrudur. Bulunuluyor. Şimdi Osmanlı Devleti demek ki, bakın, soykırım yapacak olsa oraya gönderdiği Ermenilere böyle yardım kuruluşları aracılığıyla yardım ettirilmesini kabul etmez. Sadece onlar değil, İsveç yardım kuruluşlarda yardım ediyor, hastaneler kuruluyor. Osmanlı Devleti bile Şam'da, Halep'te pardon, mesela bütün sıkıntılarına, dünya savaşında olmasına rağmen 650 yataklı bir hastane inşa ediyor ve Ermeni hastalar orada tedavi edilip taburcu ediliyor. Şimdi bu hastalar ama tedavi ediliyor. Ama onun dışında bir şey daha söyleyeceğim, affedersin, bir şey daha söyleyeyim buna. Morgenthau ile ilgili Hilt Dovry, Amerikalı biliyorsunuz, Hilt Dovry, Morgenthau'nun hatıratının perde arkası diye bir kitap da yayınladı. Aslında bu, o zaman başkanın savaşa dahil olabilmek için Hristiyan unsurların işte zulüm gördüğünü ifade eden bir takım çalışmalar yani yapılması gerektiğini söyledi. Yani ABD'nin savaşa girmesini temine yönelikti. Hatta Morgenthau diyor ki bu kitapta, Hitler'in yazdığı kitapta, isterseniz bir film bile hazırlayalım diyor. Yok, o kadar da değil diyor başkan. Şimdi hepsi düzmece bir takım hareketler. Biz bunları kendi belgelerle ispat ettik. Şimdi o zaman biraz yine böyle kısa kısa açık ve net sorayım. Şunu da açık ve net soracağım. Şimdi 1915'te tam olarak ne yaşandı? Yaşanan bir soykırım mıydı, tehcir miydi? Soykırım değildiyse kimileri 500 bin diyor, kimileri 350 bin, kimileri 1 milyon Ermeni hayatını kaybetti o süreçte. Burada 1,5 milyona çıkarmışlar. Burada da 1,5 milyon. Metinde 1,5 milyon diyor. Kimileri de diyor ki sayıların önemi yok. Burada çok büyük bir insani dram yaşandı ve o dramın sorumlusu Osmanlı'nın o dönemki yetkilileriydi, devletiydi. Ne diyorsunuz bu iddialara? Şimdi şöyle düşünün, siz bir devlet olarak savaşa giriyorsunuz ve bu savaş sırasında kendi vatandaşlarınız İngilizlerle, Fransızlarla, Ruslarla işbirliği yapıyor. Ve ayrıca 23 yerde birden isyan çıkarıyorlar Anadolu'da ve isyan çıkarılan yerler telgraf tellerinin kesiştiği, haberleşme o zaman telgraflarla yapılıyor. Bunların bulunduğu, tren yollarının sabote edildiği bir alanlara rastlıyor. Şimdi Zeytun isyanını düşünün, işte yine Musa Dağı Ermenilerin mesela düşünün, Van isyanını düşünün. Van, inanın ki atom bombası atılmış gibi yerle bir ediliyor Ermeniler tarafından. Ve Ermeni çetelerinin, bak ben Ermeniler demiyorum, Ermeni çetelerinin yaptığı katliamlarda o tarihte öldürülen insan sayısı 518.301 kişi. Hangi alanda, hangi çete tarafından öldürüldüğü de kayıtlı. Ben Tarih Kurumu başkanıyken birçok toplu mezar kazısı yaptım. Ve o zaman dünyaya da seslendim. Le Monde'u da vardı, ZDF televizyonda hepsi vardı 2003 yılında. Mesela Kars'ın Derecik köyünde 496 kişi bir samanlığa doldurulup yakılmış, öldürülmüştü. Annesi daha 6 aylık çocuğunu kucağında ölü olarak kemikleriyle bulmuştuk. O zaman söyledim, eğer dedim Ermenilere ait bir toplu mezar gösterirseniz hepinizi yine davet edeceğim, açacağım, buyurun dedim. Bakın, o tarihten beri toplu mezar yok. Şimdi siz 1,5 milyon insanı öldüreceksiniz o tarihte, hele dozeriniz yok, hiçbir şeyiniz yok, nasıl, nereye gömdünüz? Hani niye toplu mezar çıkarmıyorlar? Niye bir tane toplu mezar yeri göstermiyorlar? Amerikalılar bunu çok iyi biliyor aslında. Dolayısıyla biraz o zaman bu o dönemi anlatır mısın? Tehcir'de şöyle hadiseler oldu. Şimdi siz dünya savaşı sırasında Çanakkale'de savaşıyorsunuz, ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz. Kafkasya'da ölüm kalım mücadelesi veriyorsunuz. Musul'da veriyorsunuz, Filistin'de veriyorsunuz. Dört cephede savaşıyorsunuz. Ve sizin tebaanız, sizin asker sevkiyatı yaptığınız yerlerde sabotajlar yapıyor, isyanlar çıkarıyor. Sizin
ordunuz savaşacakken dışarıdaki düşmanla isyanları bastırmakla meşgul oluyor. Yani dışarıdaki yabancılara destek oluyor. Nitekim bunu Bogos Nubar Paşa, Ermeni Milli Delegasyon Başkanı, Fransa Dışişleri Bakanı'na yazdığı telgrafta, ki Fransız arşivinden aldığımız yazıdır bu ve onaylanmış bir yazı, diyor ki savaşın başından beri sizin yanınızda savaşan tarafız diyor. İşte hatta öyle diyor ki Doğu vilayetlerinde de Ermeni Rus ordusu, İmparatorluk ordusunun 150 bin Ermeni'nin dışında diyor, Nazarbekov ve Şef Andranik komutasında 40 bin Ermeni Ermeni vilayetlerin kurtuluşunda önemli rol oynamıştır diyor. Kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Bunu görmezden gelmeleri Amerikalıların mümkün değil. Hepsini biliyor. Batı da biliyor bunu. Biraz Osmanlı Amerikalılar da biliyor. Anlatır mısınız peki? Siz o dönemde oturumda... Ermenilerin işte siyasi talepleri tam olarak ne tarihte başlamıştı? İsyanlar ne zaman başlamıştı? Ne boyuttaydı? Ve daha önemlisi, siz de dediniz, Ermeni çeteleriyle Ermeni halkını ayırıyorum diye. Evet. Halkın sürünmesi gerçekten mecbur müydü? Şunda, yoksa tabii bu ki, insani dram başka yolla yani engellenebilir miydi? Bu mesele başka şekilde engellenemezdi. Çünkü Almanların da tercihi o şekilde savaş alanı bölgesinden daha Osmanlı topraklarında başka bir bölgeye nakledilmesinde fayda gördüğünü belirtiyor Alman yetkililer. O zaman Genelkurmay Başkanı Alman, biliyorsunuz. O Türk ordularının başkomutanlığını yapıyor. Şimdi mesele şuydu. Ermeni isyanlar, yani İzmit'te, Bursa'da, ondan sonra işte Van'da, Erzurum'da, Sivas'ta her yerde isyan var. 23 yerde birden isyan var. İşte Çatak'ta, Van'ın altında, ki burası Musul'a giden haberleşme bölgesindeki isyan bölgesi. Şöyle yapıyor, Rus belgelerine baktığınız zaman, Rus konsoloslarının yazdığı gizli raporlarda burada diyor Ermeni çeteleri gelip kiliseleri basıyorlar ve kiliselerdeki halktan zorla para topluyorlar, vermeyenler de öldürüyorlar diyor. Şimdi siz çete olarak lojistik destek sağladığınız unsurlar var orada. Zorla da olsa destekler. Bunları bir şekilde savaş alanı dışına çıkarmak zorundasınız ki o çeteleri ortadan kaldırabilirsiniz. Ve bundan dolayı bir tehcir yapılıyor. Ama tehcir yapılırken bakın bütün insani değerler ele alınıyor. Osmanlı bütçesine 38 bin kuruş ödenek konuyor bundan dolayı. Sırf bunların, bakın, yevmiye veriliyor. Günlük 60 para şeyler için. Büyükler için 20 parada, çocuklar için günlük veriliyor, biliyor musunuz Osmanlı Devleti'nden? Bu dediğiniz ilginç, çünkü aslında bu meseleye karşı olanlar, orada büyük bir insani dram yaşandığının altını çizenler şunu söylüyorlar. İnsanlara yiyecek, tıbbi malzeme verilmeksizin kilometrelerce ötedeki yerlere sürüldüler ve bu insanlar yollarda açlıktan hayatını kaybetti. Hayır. Ve bu aslında kimi tarihçiler bunun bir takım o dönem Osmanlı'daki gizli telgraf yazışmalarında da ortaya çıktığını iddia ediyor. O biraz safsatadan ibaret. Bakın Osmanlı arşivlerinde, ben orada Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı yaptım, genel müdürlük yaptım. Şimdi bakın, Osmanlı arşivlerinde milyonlarca belge var. Özellikle mesela Emniyet Umumiye Müdüriyeti'ne ait şifre kalemi dediğimiz bölümde en gizli belgelerin bulunduğu bölümdür orası. Nasıl yazılır biliyor musun? Şifre kalemi deyince insanlarımızı anlasınlar diye söylüyorum. Arap harfleriyle olduğu için telgraf çekilemiyor. Onun yerine şifre dediğimiz, diyelim ki söz gelimi söylüyorum, 2500 kelimesi ler hecesini karşılıyor. Buna benzer bir şifre belirliyorlar. Bunu şifre memurları biliyor. Rakamlar çekiliyor karşı taraftaki valiye. Oradaki şifre memuru bunu Arap harfleriyle metin haline getiriyor. Bunların hepsinin hem şifre şekli hem de çözülmüş şekliyle elimizde var. Bunların hiçbirinde sözü edilen biçimde bir şey yok. Durum söz konusu değil. Yani biz ama gazeteci olarak sormak zorundayız. Var. Telgraflarla ilgili bir iddia Andranik soracağım. Andranik belgeleri var. İki tane şeyden oluşuyor. Talat Paşa'nın dönemiyle ilgili, Talat Paşa tarafından yazıldığı belirtilen uydurma iki belge. Çünkü bu belgelerde bir, Bitlis valisi olan kişi Diyarbakır valisi olarak gösterilmiş. İki, Osmanlı belgelerinin en önemli özelliği muhakkak başında şöyle çarpı gibi bir işaret vardır. Bu lillah demektir. Yani Allah'ın adıyla başlar. Bütün belgelerin üzerinde şey vardır. Bunlarda bu da yok. Vali farklı, yazı tarzı farklı. Çünkü Dahiliye Nazırı Talat demiş. Talat Paşa'nın hiçbir zaman Dahiliye Nazırı Talat diye imzası yoktur. Nazır Talat diye vardır.
Şimdi bir sürü sahtekarlıklar. Ha bu Andrani'nin Fransa'dan Amerika'ya hangi gemiyle, hangi kamerada göç ettiklerinin belgeleri bile elimizde var. Çünkü biz Amerika Baltimore limanındaki yolcu gemilerin yolcu defterlerini inceledik tarih kurumundayken. Yani elimiz o kadar sağlam ki kaç kişi Amerika'ya gitti, kaç yaşındaydı, hangi kamerada seyahat ettiler. Bakın onların ötesinde başka bir şey söyleyeyim. Gidenler zulüm gördü mü? Bakın zulüm edenler de oldu gidenlere. Malları gasp edenler de oldu. Bunlardan 1673 kişi divan-ı harbe çıkarıldı. Tam onu soracaktım. Diyorsunuz ki çok insani ama yargılamalar var o dönemde. Ve 1673 kişi Ekim ayından itibaren yargılamaya tabi tutuldu. Mart-Nisan ayında yargılama tamamlandı. 67 kişi idama mahkum edildi. Bu mesela öldürme yok. Malı gasp ettiği için idama mahkum edilmiş ve infaz edilmiş. Yazıyor yanında mahkeme kaydının. İnfaz edildi diyor. 68 kişi kalabalık cezasına çarptırıldı. 524 kişi 2-3-5 sene hapis cezasına çarptırıldı. Yani Osmanlı Devleti suçları zaten cezalandırmış. Bu uluslararası hukuka göre artık soykırım olmaktan tamamen çıkarıyor. Şimdi o zaman şunu sormanın biraz yeri, kaç kişi hayatını kaybetti peki o dönemde? Çünkü programın başında da siz de vurguladınız, metinde 1,5 milyon diyor. Şimdi şöyle rakamlar var. Mesela Profesör Baskın Orhan diyor ki 1918 tarihli hükümet raporuna ve 1928 tarihli Cumhuriyeti Genelkurmay yayınına göre 800 bin tehcir edilenlerin sayısını veriyor bu. Talat Paşa'nın defterinde 924 bin böylesine bir sistematik göç. Ölenlerle ilgili ise bir 471 bin rakamı var. Çeşitli rakamlar var. Hayatını kaybeden kaç kişi var? Siz aslında raporlarda kimse, nasıl gördünüz? Aslında onu? Kimse doğru düzgün bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Osmanlı nüfus sayımlarına göre 1914 öncesindeki hemen nüfus sayıma göre Sanford Shaw da yazmıştı zaten. O da onda da var. Justin McCarthy'de de var. Şimdi baskın oranı onu söylerken Justin McCarthy ve mesela Sanford Shaw farklı yazıyor. Şimdi Osmanlı nüfus sayımlarına baktığınızda 1.294.000 Ermeni yaşıyor Osmanlı topraklarında. Katolik ve Protestanlar dahil olmak üzere bu kadar yaşıyor. Şimdi biliyorsunuz tehcire başlangıçta Katolik ve Protestanlar dahilken sonradan çıkarılır, onlar tehcir edilmiyor. Mesela İstanbul'dan tehcir hiç yok. İstanbul'daki en çok Ermeni İstanbul'da yaşıyor ama Sivas'tan, Van'dan o dönem İstanbul'da var. Tehlikeli görülmediği için mi yoksa? Hayır, isyan yok ki orada. İsyan yok. İsyan yok. İsyan bölgesinden ve savaş alanındaki sıkıntılardan dolayı bu tehcir gerçekleşiyor. Yoksa Ermenilerle ilgili Osmanlı Devleti'nin problemi yok ki. Yani sadece onlar değil, Selçuklu döneminde de Ermeniler yaşıyordu. Bütün mesele şu, militan Ermeniler ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Misyoner okullar açılmaya başlıyor Osmanlı Devleti'nde. Bunlar sadece gayrimüslimleri eğitiyorlar. Mesela Robert Kolej 1863'te kurulduktan sonra 68'deki ilk mezunlardan 4 tanesi Bulgaristan'ın elebaşılardır. Bir misyoner okuludur. O dönemin biraz siyasi atmosferinin de etkisi var diyebilir miyiz? Milliyetçilik hareketlerinin yükseldiği, imparatorlukların genel ya olarak çözüldüğü bir dönem. Makedon milliyetçiliği de var, Rum milliyetçiliği de var o tarihlerde, Bulgar milliyetçiliği de var. Orada da çeteler var. Ama bakın bu farklı bir şey. Siz Birinci Dünya Savaşı'ndasınız. Önceki 1931'deki Yunanlıların işte bağımsızlığını 1831'deki kazanmaları dönemi farklı. Osmanlı Devleti'nin sadece bir bölgeyle ilgilendiği bir dönemdir. Veya Makedonya'daki eşkıyalık hareketleriyle ilgili keza aynı şekilde sadece orayla. Ama bu dünya savaşındasınız. Dört cephede savaşıyorsunuz ve sizin kendi tebaanız size isyan ediyor ve düşmanla işbirliği yapıyor. Nitekim bakın Fransız arşiv belgelerine baktığınızda Fransa için ölen Ermeniler diye listeler var bir sürü. Hepsi de Anadolu ve İstanbul doğumlu. Şimdi bütün bunları görmezden gelemezsiniz. Şimdi savaşıyorsanız bir devletlerle, sizin içinizden de birileri düşmana yardım ediyorsa bugün de aynı, hangi devlet olursa olsun aynısını yapar. Mesela Amerikalılar İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'yla savaşırken Pasifik kıyısındaki Japonları neden Mississippi Vadisi'ne sürdü? Hiç kimse bir şey demiyor. Sürdü. Kaç kişi öldü ama o arada? Şimdi dolayısıyla bir, hastaneler kuruldu diyorum, fırınlar kuruldu. Bunu sadece Osmanlı kurmadı. Yabancı yardım dernekleri de kurdu ve izin verdi. Resmi belgeler var. Ne kadar sürdü? Yabancılar da söylüyor. Süre olarak 1915 Haziran 16'sında başladı. Karar 26 Mayıs'tır ama
sürgüne yani yola çıkarılma 16 Haziran'dır. 16 Haziran'dan 1915 sonuna kadar sürdü. Ermeni diasporası 24 Nisan'ı tarih kabul ediyor. Hayır, 24 Nisan'da öyle bir şey olmadı. Ya devrimci örgütlerin kapatılması ve örgütün ileri gelen üyelerinin tutuklanması gibi açıklıyorlar. Tutuklanması şundan dolayı çünkü bakın biz 18 Mart'ta Çanakkale Savaşları başladı hatırlarsanız. 18 Mart'ta başladı. Peki 24 Nisan'la arasındaki bakın süre içinde ne oldu? 17 Nisan'da Van'da, Çatak'ta, Bitlis'te isyan var. Ermeni isyanları var. Ve bunun üzerine 17 Nisan'dan bahsediyorum. Osmanlı Devleti Ermenilere gelenleri uyardı. Bakın bu tür hareketlerin önüne geçin. Aksi takdirde sert tedbirler uygulayacağım dedi, ikaz etti. Ama savaş devam etti ve Van yerle bir oldu. 80 bin insan öldürüldü orada biliyor musunuz? Van vilayeti, Bitlis, Çatak oralar da ona ait. Van vilayetine ait. 80 bin insan. Bakın genç kadınlar, kızlar alındılar. Akdamar Kilisesi'ne götürülüp tecavüz ediliyorlardı. Bunlardan mesela belgelerde var 50 kadın iffetlerini korumak için Van Gölü'ne kendisini atıp hayatlarına kıydılar. Şimdi ben bununla ilgili kanun teklifi bile vermiştim meclise. Şimdi dolayısıyla bakın ne zulümler yaptıklarını, Andra'nın hatıralarını okusunlar herkes. Ne yapıldığını görsünler, nasıl zulmediyor. Kapıya çocukları çivilediklerini, ağladıkları için annelerinin memesini kesip ağzına tıkadıklarını yazıyor kendisi. Papazyan'ın kitaplarına bakalım neler yapmışlar, hepsine resmini koymuş, çatışma resimlerini koymuş Ermenilerin. Şimdi bakın bunlar Amerikalılar bizden daha iyi biliyorlar, inanın ki biliyorlar. Ama burada mesele siyasi bir meseledir, bilimsel mesele değil. İşte Cumhurbaşkanı açıklama yapmıştı, başbakandı zannediyorum o tarihlerde. Ermenistan'a çağrıda bulundu. Tarihçiler komisyonu kuralım buyurun. Evet, bu başka devletlerde onu ben teklif etmiştim başlangıç olarak. Dedim ki hatta Birleşmiş Milletler'e başvuralım dedim. Bunu şu anki Cumhurbaşkanı da gayet iyi biliyor. Benim 5 sene beraber çalışmışlığımız var. Şimdi biz diyoruz ki buyurun o zaman ispat edin tanıyalım soykırımı. Batılı devlet. Şimdi Amerika mesela bunu ortaya koyuyor. Mahkemeye versinler. Veyahut da ortaya koysunlar bizi inandıracak belgeler getirsinler. Öyle havadan atış yok. Oral Çalışkan atışmış. Bunları bırakın. Belge olmadıktan sonra hiçbir şeye yaramaz. Ben size söylüyorum. Bogos Nobar Paşa'nın mektubu var mı? Var. Yine Thomas Mgrdıçyan'ın Ermeni Milli Delegasyon Başkan Yardımcısıdır aslında. Fakat 19 sene Diyarbakır Konsolos Yardımcılığı yapmıştır Amerika'nın. Onun raporlarına bakalım. Ondan başka bütün o Papazyan'ın kitaplarına bakalım. Niye bunları görmezden geliyorlar? Fransa arşivlerine bakalım. İngiliz arşivlerine bakalım. Peki en önemli bir tanesini söyleyeyim. Kasım 1922. İngiltere ve Amerika'nın o temsilciler meclisinde de sözü geçen Orta Doğu Yardım Kurusu'nun birlikte yaptıkları araştırmada dünyadaki Ermenilerin miktarı tespit ediliyor. 4 milyon 3 bin Ermeni olduğu söyleniyor. Evet. Bu 4 milyon 3 bin Ermeninin bakın aynen şu cümleyi kullanıyor. 817.873'ü bakın bu kadar küsuratlı veriyor. 817.873'ü Türkiye'den göç etmiş Ermenilerdir diyor. Onun dışında 95 bin Ermeni kadın ve çocuk Müslüman olmuştur ve Kemalist Türkiye'nin hakim olduğu bölgede yaşamaktadır diyor. Ayrıca diyor İstanbul'da 148.998 Ermeni kimliğiyle Anadolu'da da 131.175 Ermeni kimliğiyle yaşıyor diyor. Soykırım olsa ne gezer bunlar burada? Ankara'da 13.254 Ermeni var diyor. 1922 Kasım. Bu ne önemli? Tarih neden önemli? Savaşların tamamen bittiği bir tarih. Murat Bardakçı da Habertürk'ten geçmişte bu şeyin Talat Paşa'nın defterlerini yayınlamıştı. İl il dökümünü. Orada şöyle diyor. Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Trabzon ve Elazığ'da toplam 471.928 Ermeni'nin tamamı başka yerlere gönderildi. Tehcirin en yüksek sayıda uygulandığı vilayet olan Sivas'ta 1914 yılında 140 bin Ermeni varken 1915 sonrasında sadece 8.097. Talat Paşa'nın defterlerinde yazan rakamlar. Şimdi orada onlar da var ama Osmanlı'nın şifre kalemi defterlerinde de her vilayete ne kadar Ermeni tehcir edildi, gönderildi, ne kadar yerinde duruyor bunun kayıtları da var. Yani o planlanan bir şey. O Talat Paşa'nın evrakı denilen ve Genelkurmay'da da aynı belge, aynı şekilde var. Ama Talat Paşa'nın yazısı değil o. Öyle bir belge sunulmuş Talat Paşa'ya muhtemelen. Ama bu
rakamlardan daha önemlisi şifre kaleminin, yani merkezi hükümetin o tarihteki şeylere, vilayetlere gönderdiği şifre kalemi aracılığıyla gönderdiği yazılarda, telgraflarda bölgenizde ne kadar Ermeni gönderilmiştir, ne kadar Ermeni kalmıştır diye onun raporları var elimizde bir de. Şimdi uluslararası hukuk açısından da konuşmak istiyorum bunu. Şimdi dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1948'de bir karar ortaya koydu. İlk soykırım suçu tanımlaması burada yapıldı ve orada bazı kriterler var. Deniyor ki bir soykırım suçunun olabilmesi için bir, gruba mensup olanların öldürülmesi, iki, grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi, grubun tümüyle ya da kısmen fiziksel varlığının ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarının kasten değiştirilmesi, ki aslında bizdeki örneğe karşı genelde bunu öne sürüyorlar. O dediğim gibi yollarda hayatını şey kaybettiğinden yani. Dolayı grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler ve çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. Bunlara baktığınız zaman kimi hukukçular hukuken soykırım değil ama BM'nin bu şartlarından bazıları karşılık geliyor diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi onlar da karşılık gelmiyorlar çünkü şöyle. Soykırım biliyorsunuz Yahudilere Almanların uyguladıkları soykırımdan sonra ortaya çıktı o biliyorsunuz şey yasa. Evet. Dolayısıyla soykırım tanımı öncesinde yok. Geriye dönük işlemez. Geriye dönük işlemezi bıraktım ben. O anlamda söylemiyorum. Geriye dönük işlemez hukuk mamafi ama yani bu yani oldu ama işlemesin anlamına da getirebilirler. Onu demek istemiyorum. Yani 1944'te meydana gelen bir hadiseden kaynaklanarak bu ortaya konuldu. Şimdi eğer biz bu şekilde düşünecek olursak, bakın Kızılderililere uygulanan da soykırım o zaman. Bu şekilde düşünürseniz, bunların hepsi var Kızılderililerde, Amerikan'ın uyguladıklarında. O zaman hemen Amerika kendisini de suçlasın. Bu çok ondan dillendiriliyor bu arada. Ama ciddi ciddi. Öyle olması lazım. İsveç'te de aynı şey oldu, ondan sonra Avustralya'da, her yerde var bu. Fransızlar sadece Ruanda'da değil, Cezayir'de yapmadılar mı? İngilizler aynı şeyi işte Uzak Doğu'da yapmadılar mı? Hepsi yaptı. Yani bakın, dünya tarihinde buna benzer şey çoktur. Ama soykırım olabilmesi için bir topluma kin duymanız lazım. Kin duyuyor muydu Osmanlı Devleti Ermenilere? Tam tersine. O soykırım var dedikleri tarihte bir 33 tane milletvekili vardı. Tam bu noktada İkincisi, açmanız için söyleyeceğim. Evet. Nefret var mıydı dediniz. Talat Paşa'ya dair çok iddia var. Hatta Talat Paşa'nın aslında o dönem milliyetçi duygularla Ermeni düşmanlığı yaptığı, bunları kasten yaptığı iddiaları var. Ne diyorsunuz? Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bu olaylardaki payı neydi? Ama Talat Paşa'nın olduğu kabinede Ermeniler de vardı. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Yani Talat Paşa Ermenileri Ermeni olduğu için herhangi bir şey yapmadı. Peki bunun Türkleştirme politikası yok öyle bir gereği. Yok, Türkleştirme politikası yapmadılar hiçbir zaman. Ama Türklerin zaten tarihinde Türkleştirme politikası yok. Tam tersine kendileri asimil oluyor. Türkler genelde. Yani Mısır'a giden, Cezayir'e giden Türklerin hepsi asimil oldu. Yemen'e gidenler. Ondan sonra türkü söylüyoruz, çağırıyoruz biz. Giden gelmiyor acep nedendir diye orada evlenip kalmışlar, Araplaşmışlar. Öyle bir yapısı var Türklerin. Yani orada belki Türkleştirme değil de gayrimüslim tebaanın. Yok, gayrimüslimin tebaayı. Şimdi bakın, eğer gayrimüslimlerin rekini varsa, ki bu temsilciler meclisinde biliyorsunuz bunlar senatoda ve kabul edilir de başkan tarafından da imzalanırsa sadece Ermeni soykırımı değil. Evet, bu biliyorsunuz orada de ayrıca aynen şunu yazıyordu. Tam buradan temsilciler meclisi belgesinden söyleyeyim. Şöyle diyor: Ermenilere, Yunanlara, Asurilere, Keldanilere, Süryanilere, Aramilere, Marunilere ve diğer Hristiyanlara yardım sağlamak konusunda ABD önleyecek bir şey yapmıştır. Bütün bunları katletmiştir diyor. Amerika bir şey Türkler diyor. Yani biz herkesi katletmişiz. Peki biz katledecek olsaydık 624 sene içerisinde bütün Balkanlar Türkçe konuşuyor olması lazımdı. Herkes Müslüman oluyor olması lazımdı. Fransa 130 senede Arapça unutturdu Cezayir'de. İngilizler Hindistan'da İngilizceyi geçerli hale getirdi. Kıbrıs'a bakın. Şimdi bakın, Türklerin tarihinde hiçbir millete asimile etme gibi bir dertleri yoktur. Dünya imparatorluğu telakkisi vardır Türklerde. Nüfusu homojenleştirme çabalarıydı zaten hiçbir bu. Hiçbir zaman böyle bir ırkçılık telakkisi yoktur. Çünkü imparatorluk kurmuş milletler zaten ırkçı olamaz. İmparatorluk, dünya kadar imparatorluk kurmuş millet bir Türkler.
Şimdi dolayısıyla böyle bir şeyler olamaz. Olsa zaten... Mübadele bunu, de bunun ön aslında safhasıydı. Ama sırf bilim adamları bile diyor ki biz varlığımızı diyor, kültürel ve dil varlığımızı Osmanlılara borçluyuz diyor. Sırplar bile bunu söylüyor. Şimdi bırakalım onları. Fakat Talat Paşa'nın öyle bir tavrı yok. Talat Paşa sadece şunu söylüyor. Bakın eğer Talat Paşa'nın gönderdiği valiliklere bu tehcirle ilgili hem mal mülkle ilgili hem de sevk edilmeyle ilgili ve burada alınan tedbirleri gördüğünüz zaman şu soykırım kararı dediğimiz kararın maddeleri dediğimiz maddelerin hiçbirini sanki biliyorlarmış gibi hiçbirinin ne uyacak bir madde yok orada. Bu tamamen Osmanlı Devleti'nin güvencesi. Nitekim bakın 18 Aralık 1918'de savaşın bitmesinden sonra geri dönüş kararnamesi çıkarıyor Osmanlı Devleti. Şimdi soykırım yapacaksınız ve geri dönüş kararnamesi çıkaracaksınız. Dönebilen var mı? Kaç kişi dönüyor? 644 bin kişi. Kendi belgeleri. Kendi belgelerinde bu yazıyor. Nitekim bakın Birleşmiş Milletler... Cumhuriyet kurulduğunda Ermeni nüfusu kaçtı? Cumhuriyet kurulduğunda tekrar ediyorum 1922 Kasım'ında İstanbul'da 148.998 Birleşmiş Milletler kararı bu. Yani İngiltere ve Amerika'nın yaptığı çalışma sonrasındaki tek tek belirttikleri rakam. 148.998 İstanbul'da, Anadolu'da da 131.175 Ermeni. Ankara'yı diyorum bakın hatırımda 13.254 Ermeni yaşıyor 640 Ankara'da. 640 bin geri döndü dediniz. 644 bin kişi. Geri döndü dediniz. 1918'de döndü ama 18'den sonra 18'den 22'ye ne oldu? 19'da milli mücadele yaptık. Fransız ordusunun 6 taburundan 3 Ermeni gönüllüsüydü. Güneydoğu'da. Bizim güneyimizde Adana, Urfa, Maraş bölgesinde Fransız işgali var biliyorsunuz. Ordunun yarısı Ermeni gönüllülerden oluşuyor. Orada hayatlarını ondan kaybettiler sonra diyorsunuz. Gürcistan ve Ermenistan'la biz milli mücadele savaşmadık mı Kazım Karabekir'le? Neredeydiler? Hepsi gittiler. Adana'yı terk ettiler. Adana'da mesela var olan savaş öncesindeki sayıdan daha fazla Ermeni var dönüş yapıyor. Nereden geldi bu Ermeniler öldürüldüyse? Ama kaldı ki tekrar ediyorum Amerikan konsolosu Jackson kendi raporunda ölmediklerini söylüyor. Ama Morgenthau tam tersine Lord Brunson'la beraber bir şey hazırlar, tezgah hazırlıyorlar. İşte katliam yapıldı. O zaman soykırım kelimesi yok zaten. Fransızken rahipleri dolaşıyor. Amerikan okullarının öğretmenleri her yerde dolaşıyor. Herkesin gözünün önünde her şey. Bütün yabancı şeylere, yardım kuruluşlarına yardım etme imkanı veriyor. Yolluk veriyor. Ayrıca fırınlar açılmış. O şey açılmış diyor ki ben yetersizim diyor. Siz de yardım edin diyor yabancılara. Onlar da fırınlar açıyorlar. Konya'da bak hastane kuruluyor, fırınlar kuruluyor, yemekhaneler. Yine aynı şekilde Adana'da. Ha, öldürülen Ermeni yok mu? Var. Var. Ama bunu yapanlar devlet eliyle değil. Biliyorsunuz soykırım devlet eliyle yapılırsa. Asıl iddia yani o. Zaten devlet eliyle yapılmayanlar da mahkemeye çıkarılıp idam ediyor. 67 kişi idam, 68 kişi kalebent cezası diyorum. Şimdi bir başka mesele de şu. Amerika, Irak'ta yaptığı bombalamalar sonrasında yaptıkları askerlerinin uygunsuz hareketleri biliyorsunuz hepiniz rezaletti, korkunçtu. Peki niye bunlar soykırım değil? Onların bireysel aynısı var orada. Için. Efendim göstermelik olarak bir kınama cezasıyla geçiştirmediler mi? Bombalarını kimin üzerine attılar? Sivillerin üzerine atmadılar mı? Önce kendilerine baksınlar. Bir açıdan da şöyle söylüyorum. Şimdi bu 1915'te gerçekleşti. Bütün bu yaşananlar Cumhuriyet'in kurulmadan önceydi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün bağlayan olaylar değildir. Buna ne diyorsunuz? Bir de şunu sorayım. Büyük acılar yaşanmış. Her iki taraftan da o savaş koşullarında büyük ölümler olmuş. Bir takım tazminatlar ödenebilir. O acılar paylaşılabilir. Ve bu meseleye böyle bu kadar reaksiyoner yaklaşmayabilir Türkiye diyenler de var. Ne dersiniz? O da yanlış. Yani Osmanlı döneminde olmuş da bakın öyle bir şey olmaz. Yani benim atalarım onlar. Benim dedem 1886 yılında doğmuştu. Şimdi ben dedemi katil mi ilan edeceğim? Bir de yapılmamış bir şeyi hele hele niye kabul edeyim? Şimdi bir de öte yandan şöyle bir durum var. Bunlar insan hakları evrensel beyannamesini yayınlayan devletler. Amerika da dahil olmak üzere değil mi? 11. maddesinde ne yazar insan hakları evrensel beyannamesinin? Bir kişi savunma hakkı tanınmadan yargılanamayacağını, yargılanmadan da mahkum edilemeyeceğini belirtir.
Peki Senato Temsilciler Meclisi yargı organı mı? Değil. Peki aldığı kararda savunma hakkını kimden istiyor? Hiç kimseden. Niye bizi suçluyorlar? Bu karar siyasi diyorsun. Tamamen. Bakın bunlar Engizisyon Mahkemesi kurmuş durumdalar. Çünkü bakın Türkleri sevmiyorlar. Biz tabii Araplar da sevmiyor, onu da söyleyeyim. Amerika giriyor, kimse sesini çıkarmıyor İslam dünyasında, Araplar da. Türkiye daha adımını attığında terör örgütüne karşı üstelik ve diyor ki ben diyor Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorum diyor. Oraya giriyorum diyor, herkes bağırıyor. Avrupa da bağırıyor, Araplar da bağırıyor. İşin garip tarafı. Bağırmayan kimse yok. Çok yanlış. Yani bakın bizim neyimiz, vebalimiz ne biliyor musunuz? Bizim suçumuz ne biliyor musunuz? Bizim suçumuz 1453'te Doğu Roma İmparatorluğu'nu yıktık. İstanbul'u bugün olanlar aldık. Hala onun intikamı mı? Kesinlikle onun intikamı. Burada bir virgül atalım. Kısa bir reklama gideceğim. Ondan sonra bu mesele dair son bir sorum var ama asıl bir yandan da izleyicilerimiz sizi merak ediyordur. Yusuf Alaçoğlu uzun yıllar MHP'de siyaset yaptı, sonra İyi Parti'ye geçti, oradan ayrıldı. Ne oldu? Niye ayrıldı buralardan? Şimdi ne yapıyor? Bunları da soracağım ama kısa bir aradan sonra. Açık ve Net'te Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu ile 1915'te neler yaşanmıştı, neydi iddialar konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Yusuf Bey, bir ara Türkiye'nin bir Ermeni açılımı vardı. O dönemde Ermeni diasporası ile siz Türk Tarih Kurumu olarak görüşmeler yapıyor muydunuz? Bu iş tatlıya bağlanabilir miydi o süreçte? Neler ya Kübra Hanım, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Başka hiç ilk defa belki burada söyleyeceğim. Şimdi biz bu konuda gerçekten tarih kurumundayken çok ciddi çalışmalar yaptık. Rusya'yla anlaştım mesela. 3000 dolar karşılığında Rusya'daki taşnak arşivlerini satın almıştım. Taşnak arşivlerini. 2007 Haziran'ında, Haziran'ın hemen başında birinde, 3'üne kadar süren Oslo'da bir diaspora toplantı yapıyordu. Diasporanın toplantısına işte iki kişi de tarih kurumundan davet edildi. Çağrıldı, iki kişi gönderin diye. Ben ve Kemal Çiçek diye bir arkadaşımız vardı. Beraber gideriz dedik. Beni kabul etmediler. Onun yerine İnan Çatılgan diye bir arkadaşı gönderdim. Onlar oradayken bir beyanat verdim. Dedim ki Boston'daki taşnak arşivlerini açın. 20 milyon dolar vereyim size dedim. 20 milyon dolar. 20 milyon dolar. Çünkü tarih kurumunun bütçesinde 260 milyon para vardı zaten. O zaman dolar 1 lira 35 kuruş falan, 30-35 kuruş civarındaydı. Yani 27 milyona falan Türk parasıyla bu iş bitecekti. Orada büyük bir tartışma meydana gelmiş. Nasıl karşıladılar bunu ve siz o 20 milyon blöf yapıyor falan demişler bunlar. Oradaki işte hatta Hilmar Kaiser diye Alman bilim adamı var, Ermeniler adına çalışan. O demiş ki hayır, blöf yapmaz Yusuf Bey demiş. O çok ciddi bir bilim adamıdır. Bunun üzerine bizim arkadaşlar da bunu söylemiş. Diaspora beni aradı. Garabet Mumcihan diye yönetim kurulundan birisi aradı. Dedi ki peki dedi Yusuf Bey, ciddi misiniz? Dedim ki Türk Tarih Kurumu burası dedim. Gayri ciddi şeyler söylemeyiz dedim. Tabii ki ciddiyim dedim. Bunun üzerine bana basın olmamak kaydıyla Eylül ayında bir yuvarlak masa toplantısını kabul eder misiniz dedi. Tabii dedim. Eşlerinizle gelin, misafirim olun hatta dedim. Ve kabul ettiler. Kabul ettiler. O arada Ara Sarafyan var Londra'da, Komite Sensüsü Müdürü. O başka bir teklifte bulundu. Dedi ki sadece Boston arşivleri değil, Kudüs Ermeni arşivlerinin tasdifini de yapalım. Bizim enstitümüzle siz tarih kurumu olarak yapalım. Ben de hatta Eylül ayında gene geleyim, bir konferans vereyim dedi. Ne dersiniz dedi. Onu da kabul ettim. Ya mesele çözülüyormuş bu 20 bin onu dolarlık teklif ettim. Karşısında. Doğru ayrıca mu? Ermeni diasporasının çıkardığı haftalık bir gazete vardı. Onun yazı işleri müdürü, yanılmıyorsam Hacık Muradyan'dı ismi. O röportaj teklifinde bulundu. Ağustos ikinci yarısında gelsem röportaj yapar mıyız bu konuda dedi. Memnuniyetle dedim. Fakat ben görevden alındım. Niye görevden alındın? Ya işte o sırada Zürih'te bizim dışişleriyle Ermeniler ve Amerikalı yetkililer görüşmeler yapıyordu. Bu Ermeni açılımı yapılıyordu ya o tarihlerde, biliyorsunuz. Hani futbol şeylerine de gitti geldiler. Evet, o dönem Cumhurbaşkanı Amerika Abdullah Gül'dü galiba. İsviçre gazetelerinin yazdığına göre işte Yusuf Alaçoğlu'nun görevden alınması şartı konmuş.
gazeteler yazdı. Yani İsviçre gazeteler madem yazdı. Madem siz bunu Ermeni diasporası ile işi tatlıya bağlamak üzereydik, onlar kesinlikle kabul çözecektim. Ettin. Bakın 6 ay sürerdi en fazla. Peki niye sizin görevden alınmanızı istedi? Kim istedi? İşte Amerika, şimdi bakın demokrasinin kılıcı gibi tepemizde tutmak istiyorlar bu konuyu. Bir dakika, Türkiye çok önemli bir şey alacaklar. Söylüyorsunuz Yusuf Alaçoğlu. İlk kez açıklıyorum evet. Dediniz. Diyorsunuz ki ben Türk Tarih Kurumu Başkanıydım. Ermeni diasporasına doğru. Dedim ki size 20 bin dolarlık bağışta bulunalım Türk yok, Tarih Kurumu. Yok bağışta değil. Bağış 20 değil milyon 20 dolar. 20 milyon dolar. 20 milyon dolar vereyim Taşnak arşivlerini Boston'daki açın dedim. Açamayacaklardı çünkü Taşnak arşivlerinin Rus ya gönderilen nüshaları bende vardı. Ve orada çünkü ne vardı orada içinde? Taşnakların yaptıkları bütün zulümler, katliamlar hepsi yazılıydı. Onların onu açmaları mümkün değildi. Açmak isteselerdi zaten muhtemelen benimle geleceklerdi, görüşecektik. Şunu işi şöyle tatlıya bağlayacaktık. O tarihte Ermenilerin çektikleri eziyet vardır, zulüm de vardır. Bu tehcirle masum insanların da eziyet çektikleri vardır. Ama Ermeni çetelerinin Müslümanlara karşı, Türklere karşı yaptığı öldürme hareketler, katliam hareketler de vardır. İkimiz de çok üzgünüz diyecektik belki. Ve çözülecekti. Ve bitecekti ama bu iş. Ama diyorsunuz ki ABD Türkiye'nin üzerinde bunu bir baskı aracı olarak kullanmak için ABD beni görevden aldı. ABD öyle kullanıyordu. Ermenistan'da kendisine bundan siyasi sebeplerle menfaat sağladığı için istemiyordu. Çünkü en sevilmeyen Ermeniler arasında bendim. O zaman hatta Tercüman Gazetesi bir şey yapmıştı. Anket yapmıştı. Ermenistan'da Türkiye'de en sevilmeye sevmediğiniz kişi kimdir diye Yusuf Alaçoğlu çıkmıştı. Şimdi nitekim bakın biz 2005 yılında bunun bir denemesini de yaptık. Viyana'da Armenian Turkish Platform diye bir sivil toplum kuruluşu ki bunun başında da Viyana Üniversitesi'nden Profesör Bill vardı. Bu Ermeni yanlısıydı aslında. Bir araya getirmek istedi Ermenilerle bizleri. Ben gittim Viyana'ya. Orada görüşme yaptık. Yüzer belge değişimi yapmak istedik. Yüzer belge değiştik sonunda. Sözünüzü keseceğim. Birazdan programı kapatmak zorunda kalacağız. Hızla söylüyorum. Ama bu görüşmede bile Ermeniler kaçındılar. Soykırımı kabul etmezseniz kabul etmeyiz diye. Bakın burada da başka bir şey oldu. Çünkü bu sorunun çözümü, bu sorunun tamamen çözülmesi Türkiye'nin bir baskı altında tutulmasının önüne geçecek. Ha şimdi Amerikalılar bunu kabul etse ne olur etmese ne olur. Hukuk hiçbir şey yoktur, yaptırımı yoktur. Son soru. Yusuf Alaçoğlu, MHP'deydiniz, ihraç edildiniz. İyi Parti'de siyasete başladınız, İyi Parti'den de kendiniz istifa ettiniz. Ne yaşandı, niye istifa ettiniz, ne oldu? Siyasetten hoşlanmıyorum. Siyasetin tutunamayan şu an Türkiye'de, acaba? Yok tutunamayan değil. Biraz doğru şeyler söylerseniz pek hoşuna gitmiyor insanların. Çok teşekkür ederim. Onun için ilim adamlığına karar verdim. Bunu daha ben uzun sadece ediyorum. Siyaset konuşacağımız bir program tamam. Daha yapalım. Açık ve Net'in bugün için sonuna geldik.